Erzurum yine tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Uluslararası bir organizasyon daha Erzurum'da gerçekleşecek. 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da kış sporları rüzgara esecek. Dünyanın dört bir yanından, beş kıtadan sporcular geliyor buraya. Kıtaları Erzurum'da buluşturuyoruz açıkçası. Erzurum, kış sporlarının ve organizasyonlarının merkezi haline geldi. Sporun başkenti, 2011'de 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarına, 2017'de ise EYOF'a ev sahipliği yaptı. İlkler de artık Erzurum'da gerçekleşiyor. 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunlarının ilki 11-18 Şubat tarihlerinde spor kenti Erzurum'da yapılacak. Gerçekten Erzurum'da yeni bir tarih sayfası açılacak. Okul sporlarının çoklu kış oyunları organizasyonu formatında düzenleyeceği ilk organizasyon Erzurum'da gerçekleşecek. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği organizasyona 24 ülkeden 250 sporcu katılacak. Türkiye'yi de 60 sporcu temsil edecek. Toplamda 300-320 civarında sporcumuz yer alacak. Bunların tabii antrenörleri, idarecileri, teknik personelleri ile birlikte 450 civarında sportif kafilelerden yer alan bir delegasyon olacak. Organizasyonda 14-17 yaş arasındaki sporcular 6 farklı branşta yarışacak. Palandöken'de snowboard, Konaklı'da alp disiplini kayak, Kandilli'de biatlon ve kayaklı koşu, yine Yenişehir'de de buz pateni tesislerimizde hem buz pateni, artistik buz pateni hem de curling müsabakalarımız gerçekleşecek. Toplam 6 branşta. Aslında organizasyonun ev sahibi Ukrayna olacaktı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı bunun önüne geçti. Dev spor organizasyonunu Türkiye üstlendi. Erzurum bunun için yeterli spor tesislerine ve kapasiteye sahip. Ve öyle de oldu. Organizasyonun Erzurum'da yapılması kararlaştırıldı. Elimizden geldiğince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve buradan en güzel anılarla artık döndüklerinde ülkelerine hem Erzurum'dan hem ülkemizden övgüyle bahsedecekleri bir organizasyon gerçekleştirerek hem Erzurum'un hem de Türkiye'mizin yüzünü inşallah ak edeceğiz buradan. Organizasyona az bir zaman kaldı. Hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Erzurum'un ev sahipliği yaptığı önceki organizasyonlardaki tecrübeli ekiple tüm organizasyon hizmetleri planlandı. Şu an zaten ana operasyon merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi işte dış ilişkilerimiz, ana operasyon merkezimiz, akreditasyonumuz, oyunlar köyü hizmetlerimiz vesaire tüm birimlerimizle şu an herkes tüm gücüyle seferber oldu Erzurum.